Total Enerji İstasyonları gün ortasını sunar. Ortasına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Ahu Orakçıoğlu. Bugün gün ortasında çok değerli konuklarım var yine. Ama şöyle bir, bu içinden geçtiğimiz çılgın değişim dönüşüm süreciyle başlayacağız bugün gün ortasına. Çünkü gerçekten de hem bir büyük teknoloji devriminin hem de hızlı bir dijital dönüşümün içinden hepimiz tüm kafa yapımızla, iş yapma şekillerimizle, her şeyimizle geçiyoruz. Dijitalleşme trenini atlamayan neredeyse kalmadı. Zaten o treni atlayamayanın çok ayakta kalma şansı da olmuyor, olmayacak öyle görünüyor. Dolayısıyla şirketler böyle harıl harıl kurumlar, sadece şirketler değil kurumlar, yapay zekanın gücünü üretime, planlamaya, satış süreçlerinin içine katmak üzere harıl harıl yatırımlarını yapıyorlar. Böyle bizim tabii ki medeniyetimizin de değişeceği anlamına geliyor. Aklı kullanma şeklimiz değişecek, iş gücü değişecek. Eğitim, öğretim çok enteresan, çok geride kaldı Zehra Öney. Seninle geçen hafta başladığımız için evet. Sanki orada kalmışız devam gibi. Devam edelim buradan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak müthiş işler yapıyorsun. Sen de bu değişim dönüşüm sürecinin bir farkındalığı önce yaratılması gerekiyor. Sen de o farkındalık tarafında bir STK olarak çalışıyorsun. Aslında odağında kadınlar var gibi görünse de sen aslında tüm toplumu hedefledin. Yani Türkiye'yi hedefledin. Dolayısıyla konuşacağımız çok şey var. Tabii bir yandan hem Zehra ile teknoloji, dijitalleşme bunları konuşacağız ama bunlarla el ele vermiş bir de bir diğer konu şu yeşil dönüşüm meselesi, iklim baskısı altında. COP'ta da bir toplantı var Dubai'de. Şimdi ben baktım biraz, işte hep klasik şeyleri konuşuyorlar tabii. Hani fosil yakıtlardan çıkalım, yenilenebilire geçelim de bunu Dubai'de konuşmaları bana çok tuhaf geliyor. Yani petrol üreten Araplara bunu imzalatmak falan. Çok yani. İlginç çok ama ilginç, demek ki işin vehameti o kadar artmış ki herkes kendi tarafında sorumluluk almaya çalışıyor Ahu. Bana evet. Öyle geliyor. Evet. Ve COP bunun en önemli merkezi. Araplar da yok bu iş olmaz, biz buna host yapamayız demiyorlar ev sahipliği yani. Paranın getirdiği güçlü olabilirim artık. Olabilir. Çok bir kazandılar. Bir yandan da iklim, çevre, dünyanın sürdürülebilirliği herkesin önceliği haline geldi. Çünkü artık engellenemez bir takım büyük sıkıntılara gebe dünya. Bunu engelleyemediğimiz gibi kayıplar çok büyük oluyor. İşte hatırlarsan 2016-2017 Hariri söylemişti Dünya Ekonomik Forumunda. 9 milyara gidiyoruz. O zaman daha azdık, 8 filandık ya da 8,5. 9 milyara gidiyoruz. Bu dünya bu insanı taşımaz. 1 milyar insanla bu dünyada her şey yürür. Kalan işte 8 milyarı da gereksizler sınıfı olur dedi. Evet. Zaten birkaç sene sonra pandemi oldu biliyorsun. Covid geldi. Ya göstergeler, önden gelen mesajlar, arkadan yaşadıklarımız birbirini tamamlıyor. Hı-hı. O yüzden bu iklim çevre meselesi, sürdürülebilirlik meselesi hepimizin meselesi. Hı-hı. Çok kıymetli. Peki. Şimdi ilerleyen dakikalarda Dubai'ye de bakacağız. Çünkü orada sanki hep aynı şeyler konuşuluyor da hiçbir şey olmamış gibi falan bir algı var. Oysa çok şey oluyor ya Zehra, değil mi? Yani baktığımız zaman ben ilk 95'te falan toplanmış bu COP işi. Bu 95 ile 2023 arası geçen sürede düşünüyorum yenilenebilir enerji yatırımlarına yapılan şey, otomobil endüstrisinin artık elektrikli olan şeye geçmesi. Yani baktığımız zaman aslında çok ciddi anlamda böyle şeyler atlanıyor orada yani. Eşikler atlanıyor. Hatırlarsan otonom araçlar bir ara çok konuşuluyordu. Elektrikli araçlara geçiş çok teşvik de ediliyordu. Evet. Biraz tüketicinin sonra durumdu. Şeyi yani çok teveccühü olmuyordu. Evet, çok teveccühü olmuyordu çünkü hala bir güven sorunu vardı elektrikli aracı uzun yolda benzin vesaire. Yapabilir mi, yapamaz. Evet. Alışkanlıklardan kurtulmak zor. Şimdi aslında bu sadece otomobil sektörü için demeyelim ama teknolojinin getirdiği ürünler, altyapılar, servisler de bizi çok zorlayacak gibi. ChatGPT'nin ben sana şimdi bir oran getirdim. Tabii. Doğal dil işleme modelinin gelişimini sürdürmek için bizim özellikle MIT'nin Technology Review'sunda ChatGPT 3'ün yaklaşık 500 metrik ton karbon salınımı yaptığı tahmin ediliyor şu an. Şu an daha. Hı-hı. Daha da büyüyecek. Hı-hı. Bu bir yıl içerisinde 4.6 metrik ton karbondioksit üreten bir otomobilin miktarına eşdeğer. Yani ChatGPT gibi büyük dil modellerinin cevapladığı 20 ile 50 soru için yaklaşık da aynı zamanda yarım litre su tüketiliyor. Evet. Yani teknolojinin gelişimi, bu 8-9 milyar insanın teknolojiyi tam olarak kullanıyor olması, otomasyon,
tüm süreçlere bunun ekleniyor olmasının getireceği bir artı getireceği maliyetler bir, var tabii. Hem maliyet hem de tabii sıkıntılar var. Sıkıntılar var tabii. Bence COP'ta bu da konuşuluyor. COP'ta bu da konuşuluyor. Çünkü bir yandan endüstriler de değişiyor. Yepyeni işte ne bileyim o kripto paraların üretiminde kullanılan enerji miktarı bunun şeyi. Ama bir yandan da bunları biz el ele iki kardeş gibi de görüyoruz. Sanki dijitalleşme yeşil dönüşümün önünü açacak gibi de bir algı var. Ben bir şeyi tam olarak algılamıyordum. Şu an çok tezat bir şey söylüyorsun sen. Şimdi nasıl çıkılacak bu dilemmanın işte, içinden? İşte argelerle çıkılacak. Zaten Çin'de çok büyük argeler var bunun önüne geçebilmek için. Özellikle network sistemler işte 5G, 6G ve diğer network sistemlerinde de çok önemli bu işte insana zararlı olabilecek olan yayılan, dağılan her türlü işte bakteri vesaire veya işte karbon salınımı ile ilgili konular bunların önüne geçebilmek adına argeler yapılıyor. Yani şu anda insanoğlunun en çok araştırma geliştirme yapması gereken dönemdeyiz. En çok düşünmesi, en akıllı olması, yeteneklerini en çok kullanması gereken dönemdeyiz. Otomasyonla yapılan işlere baktığımızda özellikle dijital çalışan kullanan oluşumlarda %32'lik bir kar var. Bir profit var. Çok önemli bu. Veya insan robot eşleşmesinde çok iyi kullanım yapan şirketlerde %84'e yakın bir verim artışı var. Karlılık artışı var. Doğal olarak bu dönüşüm gerçekleşecek. Hı hı. Şirketler bu kadar güzel bir sonucu göz ardı edemeyecekler. Edemiyorlar zaten. Ve gittikçe insanın eğitim almadan yaşayan insanın çünkü bir de farkındalık var. Sen biraz önce söyledin. Eğitim sisteminin acil değişmesi lazım diye. O farkındalığa erişmeyen çalışanın da bu sisteme faydalı olması da mümkün olmayacak. Evet, evet. Çok, içeride de kalamayacak. Evet, kalamayacak. Dolayısıyla bu biraz yumurta tavuk, tavuk yumurta hikayesi. Bir, insan olarak bizim uyanmamız gerekiyor. Yani farkındalığımızı çok artırmamız gerekiyor. İki, sistemlerin değişmesi gerekiyor. Hani değişim dönüşüm dönemindeyiz. Eğitim değişecek. Eğitimle beraber belki süreler azalacak. İnsanı daha küçük yaşta yetenekleriyle yüksek üretebilen, yüksek yaratabilen haline getireceğiz. İnsan kaybetmeyeceğiz. Bak insan kaybı olmayacak. Bu çok önemli. Eskiden buna çok bakmazdık çünkü insanlar bir şekilde eğitilirdi. Şanslı olanlar ön plana çıkardı. Parası çok olanlar en iyi yerde okurdu. Şimdi böyle bir şey kalmadı. Küreselleştik. Her yer eğitim, her yer dijitalin, internetin verdiği güç. Böylece aklı, yeteneği, yapabilitesi yüksek olan, yetenek seti hızla artan insan uzmanlaşıyor ve güçleniyor. Artık o aradaki fırsat eşitsizlikleri azaldı. Evet. İnsanı kaybetmeyeceğiz Ahucuğum. Ama hayat boyu öğrenci kalması gerektiğini unutmayan insanlar kaybolmayacak. Bravo. Anladığım kadarıyla. Çok selektledim. Çünkü teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki şimdi düşünüyorum. Seninle o üretici yapay zekayı daha detaylandıracağız ama bundan bir 5-6 sene önce bir üretici yapay zeka diye bir kavram benim hayatımda yoktu yani. Hani bir anda çıkıveriyor her şey karşımıza. Hop biz baştan işte buradan yeni meslekler türüyor mesela üretici. Şimdi onları da Zehra bize anlatacak, aktaracak. Çünkü ne diyelim medeniyet değişiyor. Yani kurduğumuz medeniyet değişiyor. Evet, şimdi yani mesela şey de değişiyor. Ahu sen çok lider ağırlıyorsun burada, çok CEO ağırlıyorsun. Şirketlerin liderleri artık normal gelir kaynağı dışına yeni gelir kaynaklarına yönelmek istiyorlar. Yeni şey yaratmak, iş kurmak. Bununla ilgili McKinsey'nin Kasım 2023'te bir raporu var yayınladığı. Yeni iş kurma konusunda üst çeyrekte %74 öncelik yapmış liderler yeni iş kurmayı. Sonra çok ilginç. Yeni işten kastın geleneksel sektörlerin dışında teknolojiyle ilgili. Evet, yeni üretim, yeni Ar-Ge veya küçük de olsa startuplara giriş. Liderlerde böyle bir inovasyon eğilimi var. Bu iyi bir şey. Diğer taraftan küçük gruplar öne çıkıyor. Böyle WhatsApp gruplarında, broadcastlerde veya chatbotlarda daha küçük grupların bir arada olduğu, bireyselleşme ve kişiselleşmenin ön planda olduğu bir dönemdeyiz. Birey olarak, biricik olarak çok güçlü olmamız, dayanıklı olmamız ve aklımızı, beynimizi çok yüksek kullanmamız gereken bir dönemdeyiz. Bu da bu aklımızı alan da çok faktör var. Nasıl dayanacağız bilemiyorum vallahi o sosyal medyalar. Çok heyecanlı. Aslında mesela fırsatlar çok yani. O anlamda heyecan verici diyorsun. ChatGPT'yi şu anda çok önceliklendirdik. Yeni bir şey daha çıkmış. Content ChatGPT.
Content GPT diye geçiyor. Hı. RTB House bu Polonya merkezli bir şirket. Özellikle bizim işte dijitalde gezerken, internet sitelerini gezerken eğilimlerimizi ölçüyor, anlamlandırıyor ve bununla ilgili çok daha hızlı servisler üretiyor bize. Hı. Tabii şirketler kolaborasyon yapıyorlar bu firmalarla tabii arka tarafta. Çoklu ve doğal dil işleme yöntemleri gittikçe büyüyor, gelişiyor ve artık hani dil bir problem olmayacak dünyada. Ben hangi dilde, hangi siteyi geziyorum hiçbir problem olmayacak. Bu işte Content GPT gibi ürünler girmeye başladıkça muazzam hızlanacağız, muazzam yakınsayacağız hep beraber. Hmm. Bütün dünya yakınsayacak. Bununla ilgili önceden eğitilmiş dönüştürücüler kullanılıyor. Yani generative, yani üretici zekanın içerisinde önceden eğitilmiş sistemler ne koyuyor. Ne demek bu Zehra? Normalde üretici yapay zeka bir algoritma üzerinde çalışır ve öğrenirken üretir. Öğrenirken çözümü de üretir veya onu kodlar içinde, kendi içinde kodlama yapar. Geçtiğimiz günlerde Hariri'nin... Makine öğrenmesi dedikleri şey değil mi bu makine yani? Makine öğrenmesinin gelişkini. Gelişkin daha hali. Da gelişkini. Evet, ben orada kaldım. Standardı değil. Makine öğrenmesi normalde biz verileri yükleriz. Kodlarda insan kodu da girer işin içine. Ha, bu arada bir görüntü de ekledik. Ya bu evet. Acayip bir şey gerçekten evet. Sevgili seyirciler. Evet. Ya şu buz pateni yapan robot bizi bizden aldı gerçekten. Bunu rejimizle konuştum biraz önce. Çok iyi yapmışsın. Ben öldüm yani bunu görünce. Bu o kadar gerçek bir şey ki. Bakınız yani bir kadın zarafetinde, o evet. Hareketi yapan bir kadın zarafetinde. Ya gerçekten yani. Bu evet, görüntüye alışalım derim ahlucum yani. Ben. Bilemedim alışalım ya derim. Bilemedim Zehra, alışabilecek miyim ben? Çünkü yani bir karşımda insan desen insan değil ama müthiş bir aerodinamik. Estetiğiyle bir de böyle hani havada bir... Burgu mu deniyordu buna? Ne deniyordu biz yıllar önce? Burgu galiba, burgu. Yani çok buz pateni için yorum yapamayacağım gerçekten. Ama burgu. Biraz daha yayınlayalım arkadaşlar. Çok güzel yani, bir görüntü bence. Çok heyecanlı gerçekten. Değil mi? Bilmiyorum. Beni aşırı heyecanlandırıyor. Galiba hazırım onlarla yaşamaya. Sen hazırsın, Ahucu. Ben değilim vallahi. Sevgili seyirciler, bilmiyorum siz hazır mısınız? Yazın. Yani, bekliyoruz yorumlarınızı, ben hazır değilim. Geçtiğimiz günlerde Hariri buradaymış. Türkiye'de bir marka getirmiş. Oradan da bir arkadaşım dinlerken konuşmasını şöyle bir notunu bana iletti WhatsApp'ta. Yazılım öğrenmeye gerek yok artık demiş Hariri. Bakın daha önce İstem şey demişti. İstem çocuklar yazılımcı olsun derken şimdi o da mı bitti ya? Biz ama, ne yapacağız? Neresinden ya yakalayacağız? Ama şimdi başka şeyler var. Çok enteresan şeyler var. Bugün sana söyleyeceğim. Mesela değişik iş kolları var. Ama yazılım öğrenmeyin. Çünkü üreten yapay zeka içinde makineler kodları hazırlıyor demiş. Bugün hakikaten ChatGPT'de ben kendim bir şey tarif ettiğimde hemen kodunu çıkartabiliyor bana. Bunu kodla dediğimde kodu yapıyor. Hı hı. Yani kodlama kısmı o çok yüksek akıl isteyen... algoritmik kısım belki de üretici yapay zeka tarafında hallolacak. Belki de bizim artık bununla uğraşmak anladım. Yerine... Ona da gerek kalmadı. Ona da gerek insanın kalmadı. Öğrenmesine evet. Gerek kalmadı. Evet, aynen. Et. Daha bence istatistiki tarafı, algoritmik tarafı, mühendislik, matematik tarafı güçlü olan ama aynı zamanda tasarımsal kısımlarda da güçlü olan ama ChatGPT'nin içerisinde de çalışabilecek sufle mühendisleri hayatımıza girecek. Tam açıklayalım bunu. Evet, insan sufle mühendisleri hayatımıza girecek. Bu daha çok işte montaj, üretim, tasarım, bu taraflarda senin eğer güçlü kasların varsa insan olarak, aynı zamanda da işin içine dili alıyorsan, doğal dil işlemeyle bunu tarifini iyi bir şekilde sufle edebiliyorsan, işte sufle mühendisleri hem matematikte uzman olacak, hem kodlamada, hem işte algoritmada, hem de aynı zamanda tasarımda, işte üretimde, montajda, bu tarz işlerde de, teknik işlerde de uzman olacak. Yani iki taraflı multidisiplin insanlar gelişecek sufle mühendisliğinde. Yani çok sayıda insana gerek olacak. Prosesin ihtiyacını makineye öğreten, makineye evet. Tercüme eden, evet. Hiçbir detayı atlamadan bravo. Tüm kodları makineye aktaran, anlatan ve makine de bundan bir zaten sonuç çıkararak çözüm üretecek, işini yapacak. Evet. Oradaki o aradaki elemandan evet. Bahsediyorsun evet. Sufle mühendisi derken. Bu bir fabrikadaki işte şey de olabilir, bir sistemin sufle mühendisliği de olabilir. Kesinlikle. Değil mi? Hep üretim insanlar... bandıyla, makinalarla işte evet. Yapay zeka arasındaki o tercüman. Evet, diyelim. Tercüman, sufle. Şöyle düşünelim, yani bu mesaj aslında herkese gitsin. Ne iş yapıyorsak yapalım, neyle uğraşıyorsak uğraşalım. Teknik tarafta eğer teknolojik tarafta güçlenmiyorsak,
o işin içindeki alan bitecek. Yani teknolojik olmayan bir servis ya da hizmet ya da ürün olmayacak. Dolayısıyla bizim kişi olarak, insan olarak teknolojik anlamda yaş sınırı, kitle farkı olmaksızın güçlenmemiz gerekiyor. Evet, evet. Yani bugün Z ile Y jenerasyon arasındaki gap %54'lerde çok yüksek. Ya yani iki jenerasyon bile birbirine yakın değil. Evet. Eskiden neydi jenerasyon farkı? 5 sene miydi? 5 seneydi. Sonra 10'a mı çıktı? 10'a çıktı. Şimdi artık ben tarif edemiyorum. Çok çıktı. Çağ atladı. İki jenerasyon evet. arasında. Evet. Yani şimdi mesela her büyük... Şimdi sufle mühendisliği dedin ya mesela yeni meslekler geliyor, gelecek. Şimdi şöyle bir sıkıntı, sorun da var. Yani biz anlıyoruz artık tabii ki robottu, işte ne bileyim yapay zekaydı. Ya bunlar artık insanın yaptığı işlerin en az %80'ini üzerine alacak. Şirketler de bunu yapmakta çok hevesli, çok heyecanlı. Çünkü hatasız bir süreç oradan gelecek. O yapay zeka evet. bunu sağlayabilecek. İnsan hatasını da aradan çıkarıyorsun ama bugün gençlere baktığın zaman hala daha seçtiği meslek kollarının 5-10 sene sonrası için uyumlu olmadığını, 5-10 yıl sonra... bir doktorla konuştum. Dedi ki sevgili seyirciler ya çok önemli bir şey. Bugün dedi tıp okuyan çocuklar dedi 10 sene sonra dedi hatta 5-6 sene sonra ortadan kalkacak meslekleri seçmeye devam ediyorlar. Onları uyaran kimse yok. Atıyorum dedi bir radyoloji. Bu tamamen yapay zekaya geçecek. Burada insan gücüne ihtiyaç kalmayacak. Okumayın diyoruz biz bu gençlere. Okumaya devam eden çok yaratıcı, çok yetenekli çocuklar var. Yani gerçekten bu da bir sıkıntı. Burada ne yapmak lazım yani? Hani eğitim tarafındaki bu devrimi anlayıp çocuklara nasıl anlatmak ve buna göre de eğitimi yeniden nasıl kurgulamak gerekiyor? Şimdi Ahucuğum... Orada çok ihmal olduğunu görüyor musun, düşünüyor musun? Çok ihmal olduğunu görüyorum. Zaten Teknolojide Kadın Derneği'nin kuruluş sebebi de bu. Eğer bu konu çok hızlı işlenmiş olsaydı bunu dernekleştirmek yerine biz de liderler olarak sektörün içerisinde mevcut düzene faydalı olacak işler yapardık. Ama şu anda... Sadece Türkiye'de değil bu arada. Dünyada eğitim sistemi çok yavaş gidiyor. Evet. Çünkü en geleneksel galiba orası değil evet. mi? Evet. Mesela çok uzun yaşlar var. Mesela doğuyor çocuk. Aslında doğduğu zaman 0 ile 3 yaş arasında bütün yeteneklerinin en ön planda olduğu ve oluşacağı zaman serbest kalması lazım. Travmasız, baskısız, beynini, yeteneklerini çok açık, çakralarını açık. Bu herhalde %1 hayata girmesi lazım. Mümkün değil. Çocuk. Çok az, çok az. Yani bazen bilim kurgular seyrediyoruz böyle çocukları alıyorlar, belli bir yerde yetiştiriyorlar. Evet. Hiç aileden alıyorlar, hafta sonu ailesi geliyor, görüyor, öpüyor ama yetişmesi ayrı oluyor ya. Dikkat etmemiz lazım. Yani çocuklarımızı çok dikkatli büyütmemiz lazım. Eskisi gibi hoyrat ve evet ben aldım 5 tane de var istediği gibi büyüsün diyeceğimiz bir çağda değiliz. Hı hı. Hem kendimiz için hem çocuğumuz için hem bu dünyanın sürdürülebilirliği için. Evet. Her bir birey dedim ya insan harcamamak gerekiyor diye. Her bir birey çok kıymetli. O yüzden o yetenek dönemi çocuklukta mutlaka serbest bırakılmalı. Çok uzun bir eğitim dönemi var. 18 yaşına kadar daha lise bitiriyoruz. Pek yeteneği de açığa çıkartan bir dönem değil o. Yani evet. Çocuklar bakıyorum ben evet. ne olmak istediğini bile bilmiyor. Yani neye ilgi duyduklarını çok anlamadan harala göre lise ama sürekli gelip. Ezberliyorlar sürekli çünkü. Ezberliyorlar, halbuki evet. ezber diye bir dünyamız yok. İnternette yok. Akan muazzam bir bilgi var. Bilgi çağındayız. Çok kıymetli bilgi. Dolayısıyla biz şöyle bir çözüm öneriyoruz. Konuşsak çok uzun konular derslerimiz var. Hızlıca geçiyoruz çünkü daha konuşacağımız ama şöyle bir çözüm öneriyoruz. Diyoruz ki biz sizi teknolojide ne yaparsanız yapın bir yetkin uzman hale getirelim. Özellikle veride, özellikle yapay zekada, robotik süreç otomasyonunda yazılım dillerinin mutlaka tabii yani yazmasan da bilmen gerekiyor. Bir Python, .NET, Java gibi dilleri. Dolayısıyla biz buralarda seni uzman yapıyoruz ve bu uzmanlıklarla sen sahaya çıktığında istediğin iş kolu, hatta yeşil dönüşüm uzmanı yani sürdürülebilirlik uzmanlarının da teknolojik olarak güçlü olmaları gerekiyor. Hı hı. Ya sen bunu profesyonel bilişim bölümlerinde, teknoloji bölümlerinde çalışarak devam ettir. Ya da bulunduğun bölüm zaten bir robotik sürece gidecek kesin. Bir iş analisti mutlaka robotik süreçlerle çalışacak. Analizini yaparken, veriyi toplarken, veri hazine zaten. Veriyi öğrenmek, görselleştirmek, anlamlandırmak çok kıymetli. Dolayısıyla biz o üst yetenekli insanları yetiştirmeye çalışıyoruz dernekte. Yani Woman in Technology senin dernekte
bu eğitimler veriliyor. Yani ara ara da derneğin yaptıklarını da böyle evet, araya koyalım. Aralara sıkıştırıyor. Veriliyor. Hatta tamamı ücretsiz eğitimlerde. Uzman süper. Yetiştirip yetiştirmekle de kalmıyoruz. Hızlı çalışabilmek adına istihdama kazandırıyoruz. Hı hı. Hemen istihdama giriyorlar. 5000 öğrenci yetişti bizde. %75'i kadın. Bunların %93'ü istihdamda şu anda. Evet. Bu yıl çok daha hızlı gidiyoruz. Çok daha odaklı gidiyoruz. Bir de lansman yaptık biliyorsun. Evet evet. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Çok gurur duyduk. Londra. Çok teşekkür ederim. Artık Londra'da. Bundan sonra Londra'da yapılanacaksınız. Şimdi doğal dil işleme diyoruz ya ChatGPT. Evet. Biz de kendimizi bir üreten yapay zekalı bir dernek olarak tanımlamak evet. istiyoruz. Sürekli üretiyoruz, sürekli kodumuzu kendimiz yazıp yeniliyoruz ve ihtiyaca göre de yeni kod oluşturuyoruz içimizde. Hı-hı. Biz kurulduğumuzda bu globalleşme çok hedefimizdi ama biliyorsun pandemi oldu, Covid geldi, durduk. Çok mutlu bir tesadüf, Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Evet. Bize bu zamanda denk oldu. 2 Kasım'da yönetim kurulu üyemiz Meta'nın ofisinde Londra'da bir lansman yaptık. Teknolojide Kadın Derneği'ni Londra'da tanıttık, açtık, çalışmalarını başlattık. Hı hı. Burada amacımız global Türklerimizin, globalde olan Türklerin, o harika beyinlerin, liderlerin, girişimcilerin bizim derneğimiz kanalıyla Türkiye ile tersine beyin göçü yapacak şekilde birleşmesi, aklını, beynini, network'ünü, bilgisini Türkiye'deki gençlere doğru döndürmesi ve burada da çok güzel eşleştirmeler yapabilmek ve onların gücünün Türkiye'ye faydalı olabilmesini sağlayacak çeşitli toplantılar, seminerler, davetler yapıp onları harika. Daha çok Türkiye'ye yaklaştırmak. Küresel'de de çünkü dijital ve teknolojik alanlarda çok başarılı olan kadınlar da var. Ama tabii senin teknoloji üzerine kurduğun dernek sadece kadınları da hiçbir zaman odaklamıyor yani. Evet, evet doğru. Öyle yola çıktın ama doğru. Yönetim kurulu üyelerinin yanılmıyorsam yarı yarıya değil mi erkek kadın? Biz dernekte 50-50'yiz. 50-50. Evet ama biz 80-20 kuralı koyduk. Bu pazarlamada da var biliyorsun. Bir pozitif ayrımcılık. Kadınları daha çok teknolojiye davet ediyoruz. Evet. Çünkü sayıca azlar, motivasyonları düşük. Yani eğitimlerde eğitimler, falan özellikle evet. biraz daha pozitif ayrımcı tarafta. Evet, kız evet. çocuklarına daha ya da gençlere, o çeşitliliği kadınlara. Sağlamak çok kıymetli ama eğitimlerimiz herkese açık. Peki eğitimler herkese açık, ücretsiz. Tamamı ücretsiz. Tamamı ücretsiz. Evet şimdi Altuğ Bey hattaymış, bir istersen bir yeşil dönüşüm tarafındaki Dubai'ye gidelim. Harika oradan olur. Devam edelim, hem dernekle de devam edeceğiz, konuşacağımız da çok konu var. Harika olur. Altuğ Karataş hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Onur Hanım, hoş bulduk. Dubai'den COP28 zirvesinden herkese selamlarımı iletiyorum. Biz de selamlarınızı aldık, biz de size selamlarımızı gönderiyoruz. Ya şimdi enteresan geliyor bana tabii bu COP toplantıları, herhalde zannediyorum belki 30 yılı yaklaşmıştır. Baktığımız zaman hep toplanıyorsunuz ve dağılıyorsunuz gibi bir algı olabilir ama yok öyle bir şey. Bir yandan dünyada devrimsel gelişmeler oluyor baktığımız zaman. Yani bir takım hedefler ve kararlar alınıyor. O kararlardan sonra da belli adımlar, çok radikal değişim dönüşüm adımları da atılıyor diye düşünüyorum ben. Ama siz biraz bize oradaki havayı aktarın Altuğ Karataş. Siz de çünkü bir enerji verimliliği şirketi olarak oradasınız anladığım kadarıyla. Bütün bu enerjiyle ilgili meselelerin açıkçası petrolü üreten bir ülkede konuşuluyor olması, yani bu fosil yakıtlar artık sona erecek, artık sürdürülebilir enerji kaynakları bundan sonra başat aktör olacak, hatta tamamen bitecek o taraf diye bunu hani petrol üreten bir Arap ülkesinde söylettiriyor ve imzalattırıyor olmak da bana gerçekten çok enteresan ve tuhaf geliyor. Sizin gözlemleriniz neler, paylaşımlarınız neler Dubai'de? Tespitlerinizin hepsine katılıyorum. Evet, hani insan hafızasını bazen alamayacağı gelişmeler oluyor ama şuradan başlamak istiyorum Ağa Hanım. Birincisi, yaklaşık 70'in üzerinde devlet başkanı geldi buraya. 100'ün üstünde bakan. Burası muazzam bir diplomatik ilişkilerin de döndüğü bir alan. Artık burada bir yeşil ekonomi siyaseti ve politikası da dönüyor. Bunu kabul etmemiz lazım. Dünyada bazen savaşlarla yapılan, bazen başka krizlerle ortaya çıkan ekonominin yukarıya doğru ivmelendiği anlar vardır. Ben yaklaşık son 5-10 yılda bunun yenilenebilir, temiz enerji ve enerji verimliliği üzerinden merkezine iklim değişikliğini alarak yepyeni bir ekonomik ralliye kalktığını düşünüyorum dünyada. Onun içinde hani petrol ülkeleri de dahil olmak üzere bu ekonomik gelişmenin, kalkınmanın, finansın buraya doğru aktığı dönemde içinde olmak istediklerini, dünyanın en büyük hatta karbon salımını gerçekleştiren ülkelerin bile
üzerine bazı bağışlar yaptığını burada görüyoruz. Ama alınan kararlardan bir iki örnek vereyim ki bunun kapsayıcılığı ve yaptırımı var mı? Tabii soru burada çok geliyor. Tabii bunlar taahhüt. Birleşmiş Milletler taraflar zirvesi aslında burası. Şu an içeride çok çetin müzakereler var. Yüzlerce toplantı odasında ülkelerin bürokratları birbirleriyle çok sert biçimde bazı konuları konuşuyorlar. Üzerine varılmış olan şu, yenilenebilir enerji ile ilgili 2030 yılına kadar yapılacak yatırımların 3 katına çıkartılması, beni daha çok mutlu eden bir verimliliği profesyonel olarak enerji verimliliği ile ilgili hızlanmanın da 2 katına çıkartılmasıyla ilgili karbonsuzlaştırmayı hızlandırma girişimi tarafından bir karar alındı. Yani bu ne demek? Yenilenebilir enerji yatırımları 3 katına çıkacak, enerji verimliliğindeki hızlanma 2 katına çıkacak. Sonra bir gün sonrasında COP28'de dünya petrolünün petrolünün yaklaşık %40'ını elinde barındıran ülkeler metan gazı azalımını %50 azaltma kararı aldılar 2050 yılına kadar. Şimdi bunlar tabii hep kararlar. Bunlar niyet ediliyor. Türkiye'de şimdi bir eleştiri var tabii Türkiye'ye. 118 ülke imza attı bu karbonsuzlaştırma girişimine. Türkiye neden imza atmadı deniliyor. Ben şunu söyleyebilirim. Burada baş müzakerecimiz ve bakan yardımcımız Fatma Varank'la da konuştuk. Devlet yetkililerimizle konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı ile beraber bazı görüşmelere girme imkanı elde ettik. Orada bazı temaslarımız oldu. Türkiye müzakere yapıyor. Türkiye'nin şöyle bir şanssızlığı var Ahu Hanım. Bizi gelişmiş ülke kabul ediyorlar. Evet. Gelişmiş ülke olduğumuz için bize para vermeyip bizim para vermemizi istiyorlar. Ama diyorlar ki aslında siz gelişmekte olan ülkesiniz. Biz de diyoruz ki o zaman gelişmekte olan ülkeysek bu bahsettiğiniz yatırımların yapılması için bizim finans kaynağına ihtiyacımız var. İşte bütün müzakereler burada gidiyor. Yoksa ben Türkiye'nin 2030 yılına kadar 3 kattan çok daha fazla yenilenebilir artıracağı zaten devletin hedefleri içinde mevcut şu anda. Evet, yani Paris İklim Anlaşması öncesinde de benzer bir direnç gösterdi aslında Türkiye. Aynı benzer şeyi ortaya koyarak. Burada bir dezavantajlı olma ve kalma hali var. Türkiye onun içine düşmek istemiyor ama günün sonunda da o imza atılmıştı. Herhalde COP'ta da bir direnç, bir müzakere süreci. Tam olarak ne bekliyoruz biz mesela? Ekstra böyle hani yeşil finansman tarafının Türkiye'ye daha da yönlendirilmesi, bir miktar daha artırılması, o imzanın atılması için yeterli olur mu? Siz Ankara'nın yaklaşımının nerede sonuçlanacağını düşünüyorsunuz? Hani daha önce de yaşadığımız örnekten hareketle. Tespitiniz çok doğru. 2015'te 2021'e kadar 6 yıllık bir süreç geçirdik ve Türkiye gelişmekte olan ülkeler statüsünden çıkarılmadığı için sadece 3 milyar 125 milyon dolarlık bir anlaşmayla 2021'de bunu meclisimize getirdik ve onayladık. Aynen. Türkiye dünya iklimindeki karbon salımından %1'lik pay almasına rağmen Ahu Hanım, bunu da özellikle vurgulayalım. Amerika gibi, Çin gibi %30'un üstünde toplamda varanlara rağmen imza attı. Onlar imza atmadılar. Pozisyonumuz doğru bu arada. Ama benim şu anda beklentim şu, Türkiye bir hibe istemiyor. Ben bunu yetkililerle de konuştum. Tamam. Bize milyar dolarlarca hiberin demiyor Türkiye. Ama faizsiz kredilerde başta olmak üzere, düşük faizli kredilerde başta olmak üzere, KOBİ'lerimizden sanayicilerimize, bizi dinleyen sanayicilerimiz vardır şu anda. Onlar soruyorlar, ben bu dönüşüm için finansmanı nereden bulacağım? Kesinlikle. İşte Türkiye EBRD'den, Dünya Bankası'ndan, daha birçok, biz Afrika Kalkınma Bankası'na kadar burada yetkililerle görüştük. Buradan ne kaynak alacağını düşünüyor. Ama bir bilgi daha vereyim. Türkiye ilginç de bir pozisyona gidiyor. Biz bir şekilde fırsat bularak Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Sayın Zayed'le görüşme imkanı bulduk. Yatırım ofisiyle bizi görüştürdü. Onların Türkiye'ye yapacağı yatırımlar haricinde bir 50 milyar taahhütleri var. Çok hevesliler ama şunu söylediler bize. Üçüncü dünya ülkelerinde yenilenebilir enerji ve temiz enerjiyle ilgili yapabileceğimiz ortak yatırımlara da Türklerle beraber girmek isteriz diyorlar. Şimdi burada yenilenebilir enerjinin Türkiye biliyorsunuz üretim artıyor. Bizim panel fabrikalarımız artıyor. İzmir bir rüzgar enerjisi merkezi haline gidiyor şu anda. Başarı öyküsü var. Muhtemelen belli konferanslarda Türkiye kendi örneklerini anlatıyordur diye düşünüyorum. Anlatma hakkı var çünkü diye düşünüyorum. Çok ciddi bir artış var son dönemde, son 5 yıl içerisinde. Devletin verdiği teşvikler de çok değerliydi. Kesinlikle daha da artacağını düşünüyorum. Zaten Türkiye'nin hedefinin içinde bu karbonsuzlaştırma hızlandırmadaki 3 kattan daha fazla var. Bizler buluyoruz bunu, evet. Türk vatandaşları. Yani gereğini yapıyoruz Avrupa aslında. Yeşil mutabakatına da gidiyoruz. Evet, gereğini yani %1'lik bir... Gönlüm şunu ister. Buyurun. Daha da fazlasını yapalım. Tabii ki çok daha fazlasını isterim. Gönlüm bunu ister ama şu anda isteriz. Böyle bir radikal kopma yok. Onu özellikle belirtelim. Biz tamam. Finansmanımızın derdindeyiz. Hani esnaf gibi konuşalım. Ekmeğinin evet. Derdinde Türkiye.
bu kurallara uyacak ve Türkiye'nin önüne de çok ciddi yatırım fırsatları gelecek. Ben bütün sanayicilerimizi, iş adamlarımızı özellikle yeşil dönüşüm, temiz enerji ve enerji verimliliğine yatırım yapmaya sizin vasıtanızla çağırıyorum. Çok teşekkür ediyorum Altuğ Karataş. Ayağınızın tozuyla diyeyim ben, çöl tozu. Bekliyoruz sizi gün ortasına, döner dönmez. Ben de teşekkür ediyorum ilginiz için Havan. Çok teşekkürler, iyi yayınlar. Evet, sevgili Zehra ile devam ediyoruz, Zehra Öne ile. Biraz da hızlanalım. Var mı senin notların? Böyle enteresan gelişmeler de oluyor teknoloji dünyasında biliyorsun. Onları biraz senden de dinleyelim Zehra. Şimdi notlardan öte Ahucuğum şöyle kapatmak lazım programı. Yani bitişte bir kere COP çok ilginç bilgiler verdi. Evet. Bu iklimle ilgili yenilenebilir enerjiyle ilgili güneş ve rüzgar enerjisini kullanımı ve farklı madenlerin ya da metallerin kullanılmasıyla ilgili enerjide aslında dünyanın önü çok açık. Hı-hı. Ama bir şekilde orada biraz ağır gidiyoruz gibi geliyor bana. Yani bir orada teknolojiyle bu yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik konularına daha çok dikkatli olmamız gereken Türkiye bir süreç. Olarak Türkiye olarak. Her şeye imza atmıyoruz. Mesela bu yıl COP'ta sağlık da ön plana çıkmış. Yani iklim çevre krizlerinin sağlığı önceliklendirelim ve sağlıkla ilgili de kararlar alalım denmiş. Türkiye yine imza atmamış buna. Tabii gerekçelerini ben henüz bilemiyorum ama izlediğim kadarıyla. Dolayısıyla özellikle yapay zeka tarafını ben şöyle istiyorum. İnsanların bunu artık dışarıdan gelen bir etken, şurada duruyor yapay zeka gibi düşünmemeleri gerekiyor. Yapay zeka bir yaşam formu olarak hayatımızın içine oturdu. Bir devrim gibi düşünelim, bir reform gibi. Bir ülke düşünün, yeniden inşa ediliyor ve tamamen böyle inşa ediliyor gibi düşünelim. Otomasyonla bütün yaşam formu yapay zekaya taşındı. Şu anda bundan asla bizim dışarıya çıkmamız mümkün değil. Artıları eksileri var, verimlilik kısmında çok artıları var. Ama baktığınızda insan odaklı baktığımızda insanın yapay zeka ile yaşamaya çalışmaya, onu üretmeye ya da onun getireceği negatiflere karşı bir formül bulmaya yetkinliği yok. Yani dünyaya baktığınızda yok. Çok düşük rakamlar. Türkiye'de Ar-Ge yapan, gerçekten aklını, beynini üst düzey kullanan mühendis diyelim, Ar-Ge mühendis sayısı 221 bin. TÜİK verisi bu 2021. Bunun kadın oranına bakıyorsunuz %34'lerde, 220 binin %34'lerinde. Daha geniş Ar-Ge'ye bakıyorsunuz, yapay zeka vesaire %2'lere, 3'lere düşüyor kadın oranı. Kadın teknoloji girişimcisine fon yok. Çünkü kadının finansa erişimi çok zayıf olduğu için güven vermiyor. Yani yatırımcı kadının liderliğini yaptığı bir teknoloji girişimine yatırım yapmak istemiyor. Böyle ayrımlarımız var. Hı hı. Dolayısıyla bence insan olarak bir an önce güçlenmemiz çok sorumluluk düşüyor. Ailelere düşüyor, eğitmenlere düşüyor, eğitim kurumlarına düşüyor, devlete düşüyor, STK'lara düşüyor. Hızlı davranmamız gerekiyor Ahucuğum. Hız bu dönemin en önemli konusu. Evet. Hız ve dayanıklılık. Yapay zeka ile ilgili gelişmeler her gün ilerleyecek. Devam edecek. Bu doğal dil işleme altyapısı çok gelişiyor. Ve bu Content GPT'nin ben büyük bir farkındalık getireceğini düşünüyorum. Çok yeni çıktı. Artık Web 3'teyiz. Yani ben şöyle düşünüyorum. Web 3'e girdik. Web 3'ün ilk denemeleri, alıştırmaları yapılıyor. Bu Content GPT de bunu gösteriyor. Google'ın artık kullanıcıyı da içine aldığı ve kullanıcının Google içinde arama motoruna yorum yapabileceği bir sistem açıldı İnteraktif Google'da. Yani. İnteraktif. Web 3'te bu zaten. Bu. Aynen. Sizin de internetin içinde yaşıyor olmanız, var oluyor olmanız. Büyük şirketler Google gibi, Amazon gibi bunlar başladılar eğitimlere. İşte Amazon'da biraz önce bahsettim, sufle mühendisliği gibi bir dalı eğitimini veriyor şu anda. Yani demek ki böyle bir kaynak arayışı var fazla. Tüm dünya üstünde belki de işe alacağı, bundan sonraki süreçte insanlar da bu özelliği arayacak. Evet. Dolayısıyla büyük bir devrimin içerisindeyiz. Tabii. Yapay zeka bu devrimin için lideri yine ama bu teknolojiyi üreten akılları en çok kendisinde barındıran ülkeler olacak. Yani kesinlikle şu anda Çin, Hindistan çok önde gidiyor. Evet. Amerika biraz daha arkadan geliyor. Fakat bir taraftan da Türkiye'nin çok potansiyel bir şansı var bu anlamda. Nerede görüyorsun onu? Çok hızlı öğreniyoruz. Tamam. Çok seviyoruz teknolojiyi. Çok uyumluyuz. Değişim dönüşümde çok iyiyiz. Değişim bizim öteki adımız. Evet.
Evet, multidisipliniz. Yani kendimizden de pay biçelim. Yani o kadar çabuk dönüyoruz ve o kadar çabuk risk taşıyoruz, riski yönetebiliyoruz. Sonra ben Türk DNA'sını çok güçlü buluyorum. Bu dayanıklılık zaten son dönemin en önemli dayanıklılık konusu. Dayanıklılık da öteki adımız. Başka öteki adımız da dayanıklılık. Değişim, dönüşüm, dayanıklılık. O yüzden Türkiye çok dönüp bir şanslı. Türklere bakmak lazım. Dünyada çok ciddi Türkler var, liderler. Sen bu bir programını da onları toplayarak ayır. Şu ekranda böyle parça parça resimlerini görelim. Dünyanın yönetiminde çok fazla Türk olmaya başladı. Biraz önce saydığımız özellikler çok... Üzerinden dünyada bunu yavaş yavaş farkına varıyorlar. Zehra Üney'e çok çok teşekkür ediyorum kıymetli katkın için. Yine ufuk açıcı bir sohbet oldu. Daha konuşacağımız çok şey var. Senin de yapacağın, atacağın çok adımlar var bu alanda. Bizleri uyandırmak için, farkındalığı artırmak için. Sağ ol, var ol. İyi ki varsın. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sen olduğun sürece bu sohbetin tadı ve gücü tartışılmaz. Harikasın. Çok teşekkür ederim. Hep bir arada inşallah diyelim. Buradan da kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamların ardından değerli bir sağlıkçıyı ağırlayacağım ben burada. Profesör Doktor Zehra Kavağı ağırlayacağım. Kadın hastalıkları uzmanı ama teknolojiden bıraktık ya. Biraz bakalım hani bu Endüstri 5.0 dediğimiz yeni teknolojiler, kişiye özel ilaçlar değil mi? Kanser tedavilerinde falan. Sağlıkta da çok acayip bir vizyon oluşuyor. Çok da hızlı ilerleyen bir alan orası. Çok da karlı da bir alan. Dolayısıyla bakalım bize neler aktaracak. Çünkü aynı zamanda sadece doktor değil, bir hastane yönetim kurulu başkanı kendisi. Heyecanla bekliyoruz bakalım. Ben de heyecanla dinleyeceğim. Zehra Hanım'a görüşmek üzere. Heyecanla dinleyeceğim. Çok teşekkür ederim. Total Enerji istasyonlarının sunduğu gün ortası devam ediyor. Evet, teknolojiyle başladık, bitirdik, sürdürülebilirlik dedik, yeşil dönüşüm dedik. Acaba hastaneler bu işin ne tarafındalar? Bir kere çok enteresan gelişmelerin, ışık hızıyla gelişmelerin olduğu bir alan. Profesör Doktor Zehra Neşe Kavan da bize anlatacağı çok konu var. Hocam hoş geldiniz bir kez daha. Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyorum. Harikasınız her zamanki gibi. Siz de öyle. Eksik olmayın, biz böyle birbirimizi destekliyoruz bir kadın şeyi olarak, gücü olarak. Fakat biraz sohbeti de izlediniz sevgili Zehra ile. Biraz sizin... Bu işler sizin tarafa nasıl yansıyor doğrusu merak ediyorum. Çünkü teknoloji gelişirken teknoloji konusunda yetişmiş insan gücünün, bu ister doktor olsun, ister ne bileyim hastanın bakımıyla ilgilenen kişiler olsun, teknisyenler olsun, onların da çok enteresan bir, sürekli bir öğrenci kalması gereken galiba bir sürecin içinden geçiyoruz. Sizin gözlemleriniz, talepleriniz, bulduklarınız, bulamadıklarınız sizin tarafta ne oluyor? Bir akademik grup yönetim kurulu başkanı aynı zamanda bir hastane sahibi olarak. Şimdi şöyle söyleyeyim, tıpta yapay zeka uygulamaları tabii çok heyecan verici. Aslında COVID-19 salgınından beri bu online çalışma, online hizmetlerin öncelik kazanmasıyla ya da gündeme gelmesiyle tıpta bu iş nasıl yürüyor diye bir araştırma yapıldı. 2020 yılından itibaren biliyorsunuz o 2,5-3 yıllık salgın döneminde online çalışmalar vesaire çok önem kazandı bütün dünyada. Fakat Amerika'daki araştırma sonuçlarına göre gösteriyor ki bütün alanlarda online çalışma verimliliği ya da isteği %60-70 artarken tıpta bu %10'la sınırlandı. Tıpta fazla rağbet görmedi. Evet. Çünkü neden? Tıp farklı bir dal. Tıpta hasta-doktor iletişimi çok önemli. Bir bakış, bir dokunuş, bir sesleniş, bir sesleniş bile çok önemli. Sadece doktora gitmek bile bazen iyileştirebiliyor hastayı. Ya da sadece doktorla bir merhaba demek bile. Evet, evet. Şimdi tıp farklı bir dal. Tıpta insani dokunuşlar çok önemli. Yapay zeka, uzaktan remote kontrolle bu işi ne kadar götürebiliriz? Bu hala bir soru işareti. Tabii bazı spesifik alanlarla mesela radyoloji gibi görüntüleri verin, yükleyin yapay zekaya sonuç çıkarsın. Ama yine sense of clinic dediğimiz bir olay var tıpta. Yani her şey
database'de kayıtlı değil. Yani ona ekleyeceğiniz doktorun bir %15, %20, %25 bazı vakalarda daha fazla işten gelen duyarlılığa bağlı teşhiste bir yönelişi İnsan var. İnsan olmakla sense ilgili bir şeyden bahsediyor. Ne deniyor? Sense of clinic öyle mi? Sense of clinic. Bunu yani klinik duyarlılık ya da klinik duyum deniliyor evet. Tıpta. Bu da tıpta çok önemli bir konu. Belki özellikle insanın teşhiste. Tanrısal yönü öyle bir şeydir. Ne dersiniz? Yapay aslında, zekadan her zaman ayrıştıracak. Bazen doktorlar hastaların kaderidir biliyorsunuz. Evet. Ama yapay zeka nasıl hastanın kaderi olabilir? Ne kadar, yüzde kaç oranında kader olabilir onu bilemiyorum. Bu hala soru işareti ama tabii bu tür teknolojik yatırımlara ya da teknolojik yaklaşımlara sıkı takip etmek lazım. Mesela biz hastanemizde de online hizmet veriyoruz, doktor hizmeti. Özellikle salgın döneminde dediğim gibi buna ağırlık verdik ama görüyoruz ki hastaların tercihi pek çok yönde olmuyor. Yani. Hasta doktorunu görmek istiyor, doktoruyla konuşmak istiyor. Onun sıcaklığını ya da iletişimini yanında görmek istiyor. Bu Avrupa'da çalışıyor. Ama bu Türkiye'de çalışacak anlamına gelmiyor. Bütün dünyada aynı şekilde. Ben size Amerika istatistiğinden bahsettim biraz önce. Salgın döneminde %10 kadar artış olmuş online görüşmelerde Amerika'da. Bütün dünyada aynı konu. Yani tıpta biraz insan dokunuşu dediğimiz olay önemli. Evet. Önemli ama yine de tabii yapay zeka ile ilgili teşhiste özellikle teknolojinin kullanıldığı dallarda, geniş olarak kullanıldığı dallarda araştırmaya açık, yeni gelişimlere açık. Siz de herhalde akademik grup olarak bir büyük yatırım yapmışsınızdır diye ve hala da yapmaya devam ediyorsunuz yapay zekayı diye düşünüyorum. Orada mesela insan kaynağının ne kadar yerini aldığını düşünürsünüz ya da önümüzdeki dönemde hastane yönetiminde mesela ne kadarı yapay zekaya geçecek? Şimdi yani, bu konu tahmin ve bir içgüdü selvi bilgi yani rica ediyorum. %25-30 belki 35-40'lara kadar ulaşabilir. Personelin de daha az olacağı muhakkak öngörebiliriz. İnsan gücünü azaltmaya yönelik insanın gücü azalacak daha fazla teknolojik yaklaşımlar devreye girecek diye bir bakalım bir görelim. Bir görelim diyorsun. Görelim. Fakat dün bir doktorla görüştüm ben dedi ki Ahu Hanım dedi. Çocukları 5-10 yıl içerisinde kaybolacak mesleklere yöneldiklerini görüyoruz doktorluk olarak, sağlık. Özellikle mesela radyoloji örneği verdi. Bunların dedi çoğu hani yapay zekaya geçecek. Ben istemiyorum bu kadar parlak çocuklar 5-10 sene sonra kaybolacak yerlerde eğitim alsınlar. Fakat anlatamıyoruz. Tam bir aslında bir geçiş dönemi, ne dersiniz? Şimdi ben aynı fikirde değilim. Değil misiniz? Kesinlikle aynı fikirde değilim. Az önce zaten hani bir biraz önce bahsettim radyoloji gibi mesela. Çünkü radyoloji de çok kolay. Alet filmi çekiyor. Doktor yorumluyor. Bunu yapay zeka da yorumlayabilir. Tabii. Orada çünkü direkt hasta ilişkisi yok. Peki. Radyolog çoğu zaman hastayı görmüyor, filmler üzerinden teşhis koyuyor. Bunu yapay zeka da yapabilir. Ama direkt hasta-doktor ilişkisinin olduğu bir dal. Tamam. Mesela ne diyeyim, genel cerrahi, hastanın memesini muayene edecek, karın muayenesi yapacak. Ya da kadın doğum, jinekoloji, jinekolojik muayene olacak. Tamam, ultrason görüntülerini yapay zekaya yükleyin ama her zaman ultrasonografik görüntü değil ki. Oradaki hissettiğiniz ufak bir kaçış, peki, ufak bir ağrı bile size bazen çok şey anlatır. Teşhisle ilgili alert verebiliyor ve anlamlı olabiliyor. Bu bağlamda ben tıpta o kadar %100 kesin konuşamam yapay zeka bunun yerini alacak diye. Bunlar çok iddialı söylemler. Peki. Biraz kadınları konuşalım sizinle. Sizin alanınız kadın hastalıkları çünkü. Evet. Orada işler nasıl gidiyor? Özellikle kadınların tabii ki iş hayatının vesaire içerisinde olmasının getirdiği geç hamilelikler var. Biraz çocuk konusunda aslında Covid döneminde ciddi bir çocuk patlaması oldu gördüğüm kadarıyla, değil mi? Çok bir sürü doğan, yeni doğan bebek görüyoruz. Nasıl gidiyor kadın sağlığına dair işler hocam? Şimdi kadın sağlığı tabii toplumun sağlığı. Anneler sağlıklı tabii olacak ya da potansiyel anneler sağlıklı olacak ki toplum da sağlıklı olsun, doğan bebekler de sağlıklı olsun. Özellikle Türkiye gibi yılda 1,5 milyon doğumun olduğu bir ülke. Yani Türkiye nasıl? Avusturya'nın nüfusu bugün 9 milyon desek, Türkiye her yıl Avusturya'nın 6,5-7 katı kadar yürüyor. Katı kadar artıyor. Yani yoğun bir doğum olayının olduğu bir ülke. Çok üreyen bir ülke Türkiye. Bu bağlamda her yıl nüfusa katılan 1,5 milyon çocuğunun sağlığını düşünmek bizim için çok önemli.
O çocuklar çok optimal bir gebelik sonunda hazırlanmış annelerin çocukları olarak doğarlarsa daha sağlıklı, daha zeki olacaklar. Topluma da iş gücü bakımından bir jenerasyon sonra, iki jenerasyon sonra bu anlamda daha fazla katkıları olacak. Ben her zaman olaya biraz böyle büyük resimden bakmak taraftarıyım. Bu bağlamda da kadın doğum hekimlerine büyük görev düşüyor. Ben her zaman söylüyorum, planlı gebelikler, planlı tasarlanmış gebelikler ve bunun sonucunda da topluma kazandırılmış sağlıklı bireyler bizim toplum sağlığımızın kilit noktasıdır. Hı hı. Bu bağlamda annelerin hamilelik öncesi hazırlıkları, beslenme programları, hamilelikte uyguladığı diyetler, beslenme programları, hamileliğe yaklaşımları, bebekle anne karnındayken kurdukları temas, bütün bunlar çocuğun gelişimini, doğumdan sonra zekasını etkileyen faktörler. Hamilelik rastgele olacak bir olay değil ya da doğum, tasarlanmış bebekler tasarlanmalı, planlanmalı, bu şekilde topluma katılmalı. Hı hı. Bu doğumsal anomalilerde artış olduğunu da duyuyoruz. Belli genetik gibi algılanan rahatsızlıkların gen faktörünün çok ötesine geçtiği. İşte geçen bir Tohum Otizm Vakfı ile benim yaptığım bir yayında oradan da bilgi aldım. Yüzlerce kat bir artış var. Siz bir doktor olarak ne gözlemliyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Şimdi özellikle otizm konusunda yüzde kaç net bir artış var? Buna çok net çok bir cevap. Yüksek bir artış. Yani Amerika'dan gelen data tabii bu. İstatistiki sonuçlara bakmak lazım. Ama şunu söylemek istiyorum. Tabii teşhiste de bir farkındalık oldu. Şimdi eskiden bu kadar gelişmiş testler yoktu. Hı hı. Biraz yaradana sığınıp doğum yapmak, işte hamileliği geçirmek gibi bir durum varken özellikle son 10 yılda gebelik bilimindeki gelişmelerle, anne karnındaki çocuğa erken dönemde yapılan teşhislerle, işte 11. haftada çok genişletilmiş kan testleriyle bebekte olabilecek genetik problemleri %99 oranında bir doğruluk oranıyla tanıma şansına sahibiz. Çok basit bir kan testi bu. Biraz pahalı olmakla beraber basit bir test yapmakta. Şimdi teknoloji de çok geliştiği için ve buna bağlı olarak teşhiste de bir farkındalık artışı var. Evet. Teşhiste böyle bir artış olduğu zaman tabii istatistiklerde de bu yansıyor. Ama doğru beslenme, her zaman şunu söylüyoruz, doğru beslenme ve teknolojik aletleri de, özellikle telefon mesela, evet, hamilelerde çok yakın temas, laptop, iPad, vücuda çok yakın temas olmamalı. Bu tür teknolojik aletler özellikle uyuma periyoduna geçtikleri zaman anne adayları aynı odada bulundurulmamalı. Hı hı. Çok fazla uçak seyahatleri hamilelik boyunca tavsiye etmiyoruz. Çünkü o da bir radyasyon yükü sağlıyor. Hı hı. Yani aslında bu Wi-Fi'ler, şunlar bunlar etrafımızı kuşatan sürekli bir alan içerisindeyiz. Her yerde bu böyle. Nereye gitsek orada Wi-Fi, işte telefon sürekli kulakta değil. Mümkün olduğu kadar uzaktan temasla, hoparlörle konuşmak tarzında, telefonu kulağa dayayıp konuşmamak tarzında yaklaşımlar özellikle hamilelikte daha önem taşıyor. Bunlara dikkat edelim. Bunlar önemli. Bu kadar yani anomalinin arkasında bir sürü sebep var. Bir sürü sebep olabilir. Olma ihtimali yüksek. Biz bunları dikkate alarak tehlike ya da risk doğuracak faktörlerden mümkün olduğu kadar özellikle gebelik döneminde uzak duralım ki bebeklerimiz daha sağlıklı olsun. Peki hocam. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok kıymetli teşekkür ediyorum. Için. Sağ olun, var olun hocam. Kolaylıklar diliyoruz. Burada da noktalıyoruz bugün. Zehra Neşe Kavak hocamızla sizlere hoşça kalın yapacağız burada. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde yeniden buluşuncaya dek ben Ahu Orakçıoğlu. Görüşmek üzere. Enerji istasyonları gün ortasını sundu.